Hocam 1 bölü x kare eksi 2x artı 3'ün integralinin ne olduğunu bulmaya çalışalım. Böyle sorularda alt taraf yani payda dediğim kısım ikinci derece olduğu için ben burayı y çarpanlarına ayırıp polinom parçalaması yapabilirim. Ya da böyle durumlarda alt tarafı tam kareye benzetebilirim. Sanırım şu ilk terimden e, tam kareye gitmek daha kolay olabilir benim için. Küçük bir hatırlatmayla x eksi 1'in karesinin x kare eksi 2x artı 1 olduğunu söyleyebiliriz. Ve yukarıdaki denklem için şu 3'ü de 1 artı 2 olarak yazarsam x kare eksi 2 x artı 1 yani şu ilk 3 terim sanırım tam kareye çevrilebilir durumda. Bu denklemi yani integrali yeniden inşa edelim ve şu şekilde yazalım. x kare eksi 2 x artı 1 artı 2 olsun. Yukarıda da bir çarpanıyla devam ediyorum. Şurayı şu 3 terimi 1 bölü x bölü 1 x eksi 1'in karesi artı 2 olarak yazayım hala integrali giderken. Şöyle bir pozisyonda arka gideceğim ya da parantezin içine oğul diyecek yola çıkacağım ama şu iki benim işimi bozduğu için benim bu ikiden kurtulmam lazım. Bir yaparsak belki arka gidebiliriz. Paydayı şu ikiden kurtarabilmem için hem yukarıyı hem de aşağıyı 1 bölü 2 ile çarpacağım hocam. Yukarıyı çarpmak kolay. Şuradan devam edeyim. Yukarısı 1 bölü 2 tane dx. Bölü 1 x eksi 1'in karesi bölü 2 artı 2 bölü 2. Bunu da bir adım öteye gide götürerek şu 2'yi şu parantezin içine almaya çalışalım. 2 parantezin içine girerse kök 2 olur ve x eksi 1'in x eksi 1 bölü kök 2'nin karesi demektir. Kök 2 dışarı çıktığında 2 olacak ya. Artı 2 bölü 2'yi de 1 olarak yazabilirim. Sadeleşmiş halde. Yukarıda hala 1 bölü 2 tane dx var. Ve integrale giderken. Devam ediyorum hocam. Şu 1 bölü 2'yi ben kenara çekeyim ve hiç düşünmeyeyim. Ve şu integrali şu şekilde yeniden yazalım. Bir tane dx bölü x eksi 1 bölü kök 2'nin karesi artı 1. Şöyle bir hatırlatma yapacak olursam bu işlemde bu pozisyondan nereye gideceğimi anlarsınız sanırım. 1 bölü u kare hatta 1 artı u kare du integrali eşittir. arctan u artı c idi. Şu hatırlatmayı son reklamda yerine yazmaya kalacak olursak sol taraftan 1 bölü x eksi 1'in bölü kök 2'nin karesi artı 1'den şu içeriye u diyerek yola çıkalım hocam. x eksi 1 bölü kök 2 eşittir u olsun. Sol tarafın türevinden 1 bölü kök 2 dx eşittir du olur. dx'i de yalnız bırakacak olursam kök 2 tane d olur. Bu denklemi de integralde yerine yazıp integrali son kez yine de inşa etmeye kalkarsam da sanırım şöyle bir şey elde edeceğim. 1 bölü 2 çarpanın dışarıda bekleye dursun. dx dediğim değer şurada kök 2 tane du'dur. Hatta o kök 2'yi de şöyle dışarıya alayım. du bölü şuraya da u demiştik. U kare artı 1 olsun. Son pozisyonda hocam. du bölü u kare artı 1. Sanırım integrale giderken ne olduğunu anlamışsınızdır. Son eklemi enteri olarak şöyle yazıyorum. Kök 2 bölü 2 çarpanında artı ajant u. Bir de artı c sabitim var. Şu u dediğim değer de şuradan gelirse eğer son durumda benim denklemim kök 2 bölü 2 tane artı ajant x eksi 1 bölü kök 2 artı c sabit olur. Görüşmek üzere hocam.